Çataltepe'de bir sorun var ortada. 2011 yılında yaklaşık o zaman TOKİ 70 milyon liralık bir yatırım yapmış. Bu 70 milyonluk yatırıma karşılık kooperatife bir ödeme planı koyulmuş. Bu ödeme planı yapılamamış. Sıkıntıların ortada olduğu bir gerçek. Burada mağdur olan küçük esnaf var. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız da sorunu ortaya koydu. Yani 1 milyardan fazla bir para lazım ve en az onun kadar da küçük esnafın para ödemesi gerekiyor. Biz dedik ki madem burada bir sorun var, hem de %90 doluluktayız, %100'e bir yıl içerisinde geleceğiz. Genişleme alanımız gerekiyor. Hem de yeraltı suları konusunda sıkıntı var. Hava karbondioksit salınımımız konusunda sıkıntı var. Orada tam bir planlı geri kalan 1000 dönümünü ayıralım. Küçük esnafın o dükkanlarını teslim edelim. TOKİ'ye parayımızı ödelim. TOKİ versin. Geri kalanını da OSB yapalım. Hem bu boyaneleri oraya alıp su kaynağını da bulduk. O suyun yer altından alınması yok. İleri arıtma, geri kazanımla karbondioksit salınımı tamamen filtrasyon sistemi, merkezi sistemle yapıldıktan sonra hem Bursa açısından çok önemli bir sanayi yatırımı olacak, hem de orada mağdur olan küçük esnafın sıkıntılarını ortadan kaldıracağız. Hem de esas önemli olan sanayide de sanayicinin önünü açacağız. Çünkü şu an ülkemizin en önemli konusu ihracat. İhracat içinde üretim gerekiyor. Üretim ve ihracat. Üretimin önünü açılsın diye bir fikir olarak ortaya koyduk. Niye bu? Şimdi şehrin batı tarafında OSB'ler var. Boş dururken niye burada bu konuyu koyduğumuzda, şehrin doğu yakası OSB'ler için çok önemli alan. Çünkü OSB'lerde çalışacak işçiler şehrin doğu yakasında ikamet ediyor. Onun için istihdamdaki çalışacak işçilerimizin şehrin doğu yakasında olmaları, oraya kurulacak olan OSB'de de o işçilerin çalışmaları hem şehrin trafik yükünü hafifletir, hem de oradaki mağdur olan küçük esnafın mağduriyeti ortadan kalkar, hem de devletimizin heba olan parası. Çünkü şu an orayı dolaşırsanız o yapılan hizmetler, yatırımlar tamamen talan olmuş durumda. Hem de onları kurtarmış olacağız. Biz buraya bir fikir olarak ortaya koyduk ve hem devletimiz için önemli, hem küçük esnafımız için önemli, hem sanayimiz için önemli. Peki siz Sayın Başkan talip misiniz? Bunda olsa bir bu işin altından kalkabilir mi? Bununla alakalı biz TOKİ ile eğer oturup konuşursak kalkabilecek planlarımız var. Çünkü sanayicilerimizle ilgili ihracata çalışan firmaların tamamı genişlemek, büyümek istiyorlar. Özellikle bu son problemli ortamları, dünyadaki politik problemli ortamları lehe çevirmek için de şu an Rusya ve Ukrayna savaşını da sanayicimiz Türkiye'nin lehine çevirebilecek yapıdalar ve onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Talibiz ve altından kalkabileceğiz. Saat ödemelerimizi yapıp sanayi yatırımlarında 3 yıl içinde de tamamını %100'üne yakın doluluğa da ulaşacağımıza inanıyorum.